Efendim, utanma, üzüntü, kin, nefret, öfke, şaşkınlık ve kıskançlık. Bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre bu duyguların hissedilme süresi birbirinden çok farklı. En kısa süre yaşanan duygu durumuysa utanmak. Peki en uzun süre hissedilen hangisi? Gelin birlikte bakalım. Gün içinde hangi duyguları hissediyorsunuz? En fazla stres. Sıkıntı, depresyon, atmosferde küçük şeytanlar. Sizi en çok mutlu eden şey nedir? Yemek yemek olabilir. En çok ne şaşırtır? Benim attığım tripler diyebilirim. Yok, şaşırtmıyor. Hissettiğimiz her duygunun bir süresi olduğunu biliyor muydunuz? Ben duygularını bastırmaya çalışan bir insanım, kontrol etmeye çalışan bir insanım. Birine kin besleyebilir misiniz? Çok uzun süre besleyemem. Birkaç saat belki. Hislerimizin aslında ne kadar geçici olduğunu ortaya koyan bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre en kısa süren duygu durumu utanmak olurken en uzun süreni ise üzüntü oldu. Evet, üzüntü. Evet, bence de üzüntüdür. Şey, üzüldüğünüzde bu üzüntüyü atlatmanız 120 saat sürüyor mu? Olur mu? Bir sene sürüyor. Üzüntünüz ne kadar sürer? Ben takılırım ya. Bayağı sürer yani. 1-2 ay sürer en az herhalde. İkinci sırada ise 60 saatle kin beslemek yer alıyor. Birine kin besler misin? Beslemem. Hiç mi? Hiç beslemiyorum. 1-2 saat sonra hiçbir şey kalmıyor. Utanmak 30 dakika, şaşkınlık, öfke 45 dakika, stres 3 saat sürüyor. Gurur 3, kıskançlıksa 15 saat. Kıskançlık duygusu hissettiğinizde bu ne kadar sürer? Olaya bağlı birazcık daha. Beni ikna edene kadar sürer. Kıskanırım ama yani çok da kıskanmam.